Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyun videosuyla beraberiz. Bu şu an erken erişimde olan bir oyun. Tahmini herhalde bir 3 hafta falan olmuştur çıkalı. Benim yeni bir inceleme fırsatım oldu. Kayıttan önce birazcık girdim, biraz bir yarım saat falan oyunu inceledim. En azından neyi nedir, mekaniklerini vesaire çözmek için. Çünkü diğer türlü yayınların ilk bölümünde, daha doğrusu videoların ilk bölümünde kötü bir izlenim oluşuyor. Yani bu neredeydi, şu neredeydi tarzında. O yüzden onları uğraşmamak için ilk başta temel şeyleri öğrenmek adına ufak bir ön izleme yaptım, bir yarım saatlik. Oyunu anlatmak gerekirse oyun birazcık Subnautica tarzında, daha önce kanaldan takip edenler varsa o tarz bir hayatta kalma oyunu. Oluşumlarla, gelişimlerle, craftlarla, daha doğrusu crafting tarz dediğimiz oyunlardan birisi bu. Bizi uzayda boş bir gezegene bırakıyorlar. Yani yaşanması mümkün olmayan bir gezegene ve o gezegeni bizden yaşanılır hale getirmemizi istiyorlar. Sıfırdan, yani gezegen oluşturuyorsunuz. O gezegeni yaşanabilir bir seviyeye taşımaya çalışıyorsunuz. Oyunun amacı bu. Hemen laf uzatmadan direkt oyuna başlayalım. Oyun şu an için İngilizce. Daha erken erişim olduğu için herhangi bir dil çoğaltması olmadı. Yani Türkçe vesaire daha oyunda yok. İlerleyen zamanlarda illaki Steam'de özellikle gelecektir. Her şeyi standart halde bırakıyorum ben. Hiç uğraşmayacağım. Direkt oyunu şu şekilde başlatalım. Evet, oyun başladığında bizi şöyle dışarıdan gösterelim. Bir uzay gemisinden kopmuş bir kapsül içerisinde bizi ortaya çıkarıyor. Burada hemen bir ufak bir üretim masamız var. Bir tane sandığımız var. Başlangıçta oksijen, su ve yemek vermiş bize, açtan ölmeyelim diye, en azından oyunu öğreninceye kadar. Onun dışında herhangi bir şey yok. Şurada da bir mesaj panosu var. Burada işte hoş geldin, beş gittin işte. Buradaki dünyayı işte oksijen, ısı veya basınçla beraber yaşanabilir bir oluşum sürecine taşımamız lazım. Bizim için ilk aşamada 175.000 Ti oluşturup mavi bir atmosfer oluşturmak. Şu an gördüğünüz gibi gezegen tamamen cehennem gibi bir şey. Şu sağ üstte gördüğünüz terraformasyon indeksimiz var. Orası 175.000 olduğunda gökyüzü mavi olacak ve sonrasında gelişimler birbiri ardına başlamaya devam edecek. İlk aşamalarda biz zaten İlk adım olarak sol üstte gördüğünüz gibi görevler vermiş. Bu görevleri bizden yapmamızı istiyor. Bu arada oyunun müziği birazcık fazla, ben kısmıştım ama hala daha fazla. Bunu şöyle ben iyice indireyim. Müziğin pek bir önemi yok çünkü şu an için. Şimdi başlangıçta bu malzemenin hepsini buradan yapacağız. Bunlar için tabii ki ilk önce bizim malzeme toplamamız gerekiyor. Elimizdeki silah yardımıyla şöyle toplayabiliyoruz. Oyunda çeşitli farklı malzemeler var. Bunların en çok bulunanları yerlerde bulunanlar. Gördüğünüz üzere yani. Bunlar nedir? Mesela buz var. Kobalt var. Silikon var. Şöyle farklı farklı toplayalım. Magnezyum var. Bu da yine silikon. Şurada bir titanyumumuz var. Şurada demir var. Başka almadığımız ne var şöyle farklı olarak? Sanırım hepsinden aldık yerdekilerin. Aynen, yerlerini aldık. Oksijen seviyemiz düşükmüş. Hemen geri dönelim. Bu başlangıç podunun içine girdiğinizde, kapsülün içine girdiğinizde oksijeniniz otomatik olarak yenileniyor. Bu bize sonsuz bir oksijen sağlıyor. Şurada gördüğünüz gibi fanlardan direkt oksijen üflüyor. Bir de kapı açılıp kapanır hale gelseymiş tabii daha güzel bir görsel oluşurmuş. Ama tabii oyun erken erişim olduğu için buna bile şükür demek lazım. Şimdi ilk aşamada bir çanta yapacağım ben. Çünkü çantamız çok hızlı doluyor. Bunu bu şekilde yuvamıza takıyoruz. İkinci aşama olarak da bir tane daha kobalt alıp şu oksijen seviyemizi bir arttıralım. Çünkü etrafı topladığımız için bu bize sıkıntı oluşturuyor. Hemen şuradan bir tane daha kobalt alıp bir oksijenimizi arttıralım. Ondan sonra şu arkada demin gördüğümüz, dikkat ettiniz bilmiyorum, o bir tane şu sandıktan var. O sandığı almaya gideceğim. Tamamdır. Şimdi burada şu an gördüğünüz gibi Q'ya basınca mikroçip gerekiyor diyor. Herhangi bir üretim yapamıyorsunuz diyor. Bu yüzden bize direkt şu construction ve deconstruction çipleri lazım. Bunların birisi craft yapmanızı sağlıyor. Build yapmanızı sağlıyor. Bu da onun tam tersi, yıkmanızı sağlıyor. İki magnezyum ve iki silikon istiyormuş. Biz hemen magnezyum bulalım şuradan. Magnezyum birisi burada. Bir tane de şurada hemen alalım.
Tekrardan geri gelelim. Üretimleri içeride yapmaya çalışın çünkü oksijen ve susuzluk vesaire hiç durmuyor. Öldüğünüz zaman eğer dışarıda olursanız eşantınızdaki eşyaların yarısını kaybedersiniz. Ama içeride ölürseniz eşyalar yine burada doğacaktır. Eşya kaybınız olmaz. O yüzden üretimleri içeride yapın. Dışarılarda boş yere ölmek için kendiniz risk atmayın. Burada hemen bir construction çipi oluşturalım. Bunu da taktık. Artık Q'ya bastığınızda böyle bir construction penceresi geliyor. Üretim penceresi. Burada gördüğünüz gibi başlangıç için işte kulübe yapmak için malzemeler, işte başlangıç üretim cihazları, ekranlar ve tabii önemli olan şu bizim için sandık. Sandık üretim menümüz var. Sandık Allah'tan bayağı ucuz. Sadece bir tane demirle şu koca sandığı yapabiliyorsunuz. Şimdi hazır demişken şuraya bir gidelim biz ilk önce. Şu sandığı bir toplayalım, malzemeleri alalım. Deconstruction çipini yapsak gerçi tabii daha da iyiydi ama bunu yok edemiyor çünkü onu yok etmek istiyorum. Almak için. Dur, dönmeden önce şuradan da bir şeyler alalım ki. Şimdi üretim için bir daha çıkıp girmeyelim içeriye. Tamam, çantamız dolmuş. Hemen şu deconstruction'ı yapacağım. Sonra tekrar buraya geri geleceğim. Oradaki sandığı parçalayacağız. Tamam, onu da taktık. Artık farenin orta tuşuyla bu normal toplama menüsü. Şöyle yaptığınızda üretim, şöyle yaptığınızda da yıkım oluyor. Şu normal seviyede şu an için kalsın. Şu yiyeceği de buraya koyalım. Burası yiyecek içecek sandığı gibi bir şey oldu. Şu an içeri sandık koyabiliyor muyuz başka? İçeriye sandık oluşturamıyoruz. O yüzden bizim bir an evvel şu başlangıç kulübesini koymamız lazım. Şimdilik ben şuraya koyacağım. Geçici. Şöyle şunu da takalım. Bu da yine aynı şekilde içine girdiğinizde size sınırsız oksijen sağlıyor. Buralardan oksijenden çıktığını görebiliyorsunuz. Tabi birazcık saçma olmuş ama erken erişim olduğu için bu tarz şeyler normaldir. İleride tabi bunları illaki düzeltecekler. Mesela bunu yaptığınızda enerji yoksa bu size oksijen vermeyecek mesela. O tarz oluşumları sağlayacaklar ama şimdilik erken erişimde artık bu tarz şeyleri görmezden gelip oyuna odaklanıyoruz. Bizim şimdi yapmamız gereken yukarıda görevler var. Gördüğünüz gibi bir tane kazıcı istiyor. TR1 seviyesinde yani şundan. Drill TR1. Bir tane rüzgar türbini istiyor. İki tane ekran ve bir tane ısıtıcı istiyor. Şimdi ilk önce ben şuraya bir gidip şu sandığı bir parçalayayım. Bunları bilerek parçalıyorum. Çünkü oyunun farklı yerlerinde bu sandıklardan var. Haritaya dağılmış halde. Bunları parçalamazsanız ileride gözünüze çarpar. Yani ben bunu almış mıydım, bunu gitmiş miydim, bunu görmüş müydüm dememek için ortadan kaldırın. En azından neyi aldınız, neyi almadığınızı bilirsiniz. Şu yakın çevredeki malzemeleri hızlıca toplayıp hemen içeriye gidip sandık oluşturacağım ilk önce. Malzemelerimizi stoklayabilmek için. Sandıkları şöyle yan koyalım. Daha çok sandık alsın içeriye. Şimdi burada pardon dur. Hepsini ayıralım biz. Şuraya kobaltları koyalım. Buraya titanyumları koyalım. Buraya buzları. Buraya silikonları koyduk ve malzememiz bitti. Yeniden malzeme toplayalım. Şöyle bir tarafa doğru gidelim. Şurada bir sandık daha var. Hemen hızlıca o sandığa gidelim. Onu da alıp gelelim. Bakalım neler var içerisinde. Bir tane blueprint çıktı. Bunlar bu arada herkes de aynı çıkmıyor. Mesela ben oyunu yarım saat deneme oynadığımda burada sandık vardı. Ve onun içerisinde çok daha güzel malzemeler çıkmıştı. Şu an açıkçası birazcık canım sıkıldı. Çünkü bulması zor olan bazı malzemeler var, bazı madenler var. Onlar onun için de oluşmuştu. Ben de demiştim ha ne güzel oyunun başında bize az da olsa yardım ediyor demiştim ama meğersem rastgele şekilde sandıktan malzeme geliyormuş. O yüzden o açıda biraz ortada kaldık. Neyse şu demir de alalım. Şunu da alalım. Çantamız full diyor neyse. Gerçi şunu neyse yemeği yemeyelim şimdi yemeği yiyecektim ama daha açlamamışız. Şu sol altta gördüğünüz kalp açlık. Onun da alttaki su ve oksijen. Onları zaten tahmin edebiliyorsunuz. Açlığı da kalp şeklinde göstermese tabii daha iyi olurmuş. Şu silikonlarımızı şuraya bırakalım. İlk baştan bu şekilde düzenli ilerlerseniz ileride sıkıntı çekmezsiniz. Daha rahat
malzemeleri bulabilirsiniz sandıklardan. Hemen şuraya da ne koyacağız? Buraya da magnezyum bunları bırakalım. Bir sandık daha şuraya sıkıştırabiliyor muyuz? Şahane oldu bu. Buraya da alüminyum koyacağım. Demirler için de ekstra bir şuraya sandık atalım. Burası bizim stok yerimiz olsun şimdilik. Yine buraya da hatta bir sandık daha atıp yine yiyecekleri de bu tarafa getirmeyi düşünüyorum aslında ama onu nasıl yapalım? Gerçi buraya da getirebiliriz. Neyse şimdilik şurada kalsın. Şuradaki malzemeleri de ben alayım buradan. Tamamdır. Orayı da çözdük. Neredeydi orası? Şuradaydı. Hepsini at. Şunları al. Şunları al içinden. Tamamdır. Şimdilik bu da burada kalabilir. Şimdi bize kazıcı lazım. Şuradan bir oksijen alalım. Titanyum ve demirle bir kazıcımızı oluşturacağız. Tabii aynı şekilde rüzgar türbini de koymamız lazım. Çünkü kazıcıyı koyduğumuz anda güç eksilecek. İki demir ve bir tane titanyum alalım üstümüze. Size onu da gösterelim. Titanyumlar neredeydi? Şuradaydı. Tamamdır. Şimdi kazıcılar dışarı konuyor. Bunları herhangi bir yere koyabilirsiniz. Fark etmez. İsterseniz gidin şu karşı dağın oraya koyun. İsterseniz gidin yukarılara koyun. Her yerden bunları algılıyor. Yani illa evin yanına koymanıza gerek yok. Mesela buraya koydum. Hemen yanına bir tane rüzgar paneli koyacağım. Evet gördüğünüz gibi güç gitmişti. Tekrardan güç yenilendi diye mesaj geldi. Ve güç geri geldi. Şu an diğer aşamalar için ekranda oluşturmamız gerekiyor. Ekranlar içerisinde silikon ve magnezyumla, pardon yanlış yere baktık. Ekranlar şuradan bakacağız. Demir, kobalt ve silikon gerekiyor ve yine demir, silikon. O zaman biz demir birazcık bulalım. Evimize yakın yerlerden demir alıp gelelim hemen. Bu arada susuzluğumuz çok hızlı eksiliyor. Suyu da buzla yapabiliyorsunuz şu buzlarla. O yüzden her zaman evinizde buz olsun. Şu demirleri alalım hızlı hızlı. Başka demir var mı? Sadece demir alacağım. Diğerlerle uğraşmayacağım şu an için. Tamamdır. Gidelim bir tane su içelim. Sonrasında üretimlerimize devam edelim. Şimdi. Suyumuz neredeydi? Suyumuz buradaydı. Bunu da farenin sağ tuşuyla kullanabiliyorsunuz, içebiliyorsunuz. Şimdi bize kobalt, silikon ve silikon. Yani iki tane silikon, bir tane kobalt alalım sandıklardan. Kobaltları nereye koyduk? Tamamdır. Şimdi ekranı şimdilik ben şuraya koyacağım. Daha sonra ona düzeltiriz. Şimdilik şuraya. Burada gördüğünüz gibi bizim gelişimlerimizi gösteriyor. En alttaki oluşum şeyimiz 18 Ti olarak gösterilmiş. Bu basınç, sıcaklık ve oksijen. Oksijen ve sıcaklık herhalde üretim yapmadığımız için onlardan bir getirisi olmuyor. Ama şu anda kazıcımız olduğu için terraformasyon ve pressure artışı sağlanıyor. Şunu yaptığımız zaman gördüğünüz gibi bu ısı verecek bize. Ve şunu yaptığımız zaman da bu da bize oksijen verecek. Onları şimdi yapacağım. Ama ondan önce şu blueprint ekranı da yapalım. Neden böyle bir seçenek çıktı? Ha tamam, o kendi seçeneğiymiş. Burada gördüğünüz gibi öğrenebileceğimiz tarifler var. Burada ne yazmış mesela? Blueprint mikroçipleri bulursanız bunları buradan dekod edebilirsiniz diyor. Bizde bir tane var. Hemen onu bir deneyelim. Dekod diyelim bakalım. Gördüğünüz gibi bize bot verdi ama tabii şu an öğretmeyeceğim onu çünkü şu an onu takacak yerimiz yok. İlk önce bir envanteri genişletmemiz lazım ki bot için yaraşılsın. Bu envanter büyüyor. Yine alt sıraya, alt sıraya vesaire yükseliyor. Yine aynı şekilde taşıma envanterimiz de büyütülüyor çantalarla. Onların hepsini yapacağız. İlk önce görevlerden ilerleyelim. Bize heater ve vegetable lazım. Vegetable şu an yapabiliriz. Heater yapamayız. Heater için iridium bulmamız gerekiyor. Onun için de base'den birazcık uzaklaşmamız gerekecek. İridium kaynaklarına gitmek için. Ama şimdilik şurada magnezyum ve buz alalım. Magnezyum ve buz. Ve şu vücut tüpü yapalım. Şuraya koyabiliyor muyuz? Koyabiliyoruz şimdilik.
Şurada dursun ve güç gitti. Gördüğünüz gibi hemen bize demir lazım. Acil. Iron, iron, iron. Hemen bize iron lazım. Tamamdır. Güç geri geldi. Şimdi rastgele bir yere koyuyorum çünkü burası bizim gelişim yerimiz. Asıl base'i başka yere yapacağım. Şu an için sadece kasılma odaklanmadığımız için. Bu küçük yerde gelişiyoruz. Şimdi onu hallettik. Neydi aşamamız şimdiki? Ha şu veci tüpe. Şunlara koyacağız. Eğer bitki koymazsan içine. Gördüğünüz gibi oksijen üretmiyor. Sadece şu an enerji harcıyor. Boş boş. Bunun içerisinde bitki koyuyorsunuz. Ve artık oksijen üretimi başladı. Buranı görebilirsiniz şimdi oksijeni. Gördüğünüz gibi. Bir tane geldi. Şu an saniyede 0.15 ile geldiği için biraz yavaş ilerliyor. 2 oldu yine aynı şekilde. Öyle öyle artacak. Şimdi heat için bize heater lazım ve ısıtıcı lazım. Bunun için de bize iridium lazım. Ve iridium bulmaya gitmemiz gerekiyor. Şöyle yanıma oksijen kapsülleri alacağım. Şuradan bir tane yemeğimizi yiyelim. Suyumuzu içelim. Ve oksijen kapsülleriyle heater'a iridium bulmak için ilerleyelim. Neredeydi orası? Şurada bir bölge vardı. Orada bol miktarda bulabiliyoruz sanırım. Tabi yoruz neyine sandık bulursak onlar içinden de çıkma şansı var. Ama normal yerde bulamazsınız. Burada bulamazsınız. İridium'un kendi mağaraları var. Değerli maden olduğu için İridium mağaralarından toplanıyor. Umuyorum ki mağaranın kapısı açıktır. Çünkü bazı mağaralar kapalı halde oluyor oyunun başında. Gelişim ilerledikçe mağara kapıları açılıyor. Şu ileride bir sandık var ama oraya kadar gitmeyeceğim çünkü oksijenimiz bayağı az bizim. Yetişmez zaten iki tüpümüz var. Bunun bir tüpünü burada harcayıp bir tüpünü de dönüşte harcamamız gerekiyor. Aynen iyi mağara kapısı açıkmış. Burada arkadaşlar çok sayıda iridium toplayabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi iridium zaten parlıyor. Oksijen seviyesi düştü dedi. Biraz daha insin. Öyle tüketeceğim onu. Burada farklı bir tane daha malzemem var. Alüminyum. Onu da aldık. Şurada bir tane oksijenimizi tükettik. Diğer dönüş için kullanacağım. O yüzden hemen hızlıca birkaç tane daha malzeme toplayıp dönüşe geçeceğim yavaş yavaş. Buraya kadar gelmişken birazcık iridyum ve alüminyum toplayalım. Oyun herkes sayfasında da İridyum, alüminyum nereden bulacağız diye düşünmeyin diye de direkt ilk bölümden iridyum ve alüminyum bulabileceğiniz yeri göstermiş oldum sizlere de. Gerek yok bunları şimdi yük yapmayalım üstümüze. Daha yukarılara çıkıp da gezebilirsiniz ama şu an bizim oksijen açısından o kadar zamanımız yok. O yüzden ben hemen hızlıca geri dönüyorum. Bize bu kadar yeter zaten bize heater için lazımdı sadece. Bu arada ikinci seviye oksijen tüp açıldı. Onu da üretiriz. Biz ufak ufak evimize geri gidelim. Yol üstündeki şöyle magnezyumları vesaire de toplaya toplaya gidelim. Yine aynı şekilde demir denk gelirse onları da alacağım. Oksijenimizi ben yenileyelim. Bu da bizi eve kadar götürür. Sonrasında oksijen tüpü üretmemiz gerekiyor. Oksijen tüplerini de bunlarla yapıyorsunuz. Kobaltlarla. O yüzden bol sayıda eve kobalt toplayabilirsiniz. Çünkü oyunun başında sizin için oksijen büyük bir sıkıntı olacak. En azından gelişim sağlanıncaya kadar. Ama ilerleyen zamanlarda zaten oksijen kapasitesi arttıktan sonra daha rahat davranabileceksiniz bu konuda. Şöyle demirimizi alalım burada görmüşken. Şurada yine demirler var. Çantamız full. Neyse. Kalsın şimdilik. Çünkü oyunun başında olduğum için hiçbir şey atmak istemiyorum. Direkt eve gidelim. Oksijen yenileyelim. Ve sonrasında bir heater oluşturacağız. Ama şu an evimiz yetmiyor. O yüzden evi bir kademe büyüteceğim. Şu tarafa doğru büyüteceğim evi. Onu da size gösterelim en azından. Şöyle şundan iron, iron ve titanium gerekiyormuş. Ama öncesinde şu fazla malzemelerimizi bırakalım ki sıkıntı yaşamayalım. Silikon üstümüz zaten yokmuş. Magnezyum bayağı güzel oldu. İyi magnezyum kaldırdık. Alüminyumlar şimdilik buraya ve iridiumları da mecburen buraya koyayım çünkü yerimiz yok.
Geç şu rak depo olduğumuz için. Bize hemen ne gerekiyordu onun için? Bir tane de titanyum. Tamamdır. Şimdi hemen evi büyütmeyi göstereceğim. Direkt bunu alıyorsunuz. Zaten bunu yanına getiriniz de gördüğünüz gibi link şart çıkıyor zincir şeklinde. Ona basıyorsunuz ve evimiz büyüdü direkt. Artık daha geniş bir yerimiz var. Şimdi heater yapmamız gerekiyor. Bunun için de iridium, silikon ve iron lazım. Iron hemen bir tane daha alıp gelelim. Gördüğünüz gibi iron çok fazla gidiyor oyunun başında. Her şey iron'la yapıldığı için, iron temelli olduğu için. O yüzden bol miktarda iron gerekiyor. Her zaman bu iron'ları evinizde stoklamaya çalışın. Yeter 2 tane. Hemen şimdi heater'ı da oluşturalım. En azından başlangıç görevlerimiz. Bir tane hariç son bulmuş olsun. İridyum ve silikon. Şuradan bir tane iridyum. Silikon da şuradan bir tane de silikon. Hemen şu köşeye bir tane atalım bundan. Ve yine güç bitti. Hemen şöyle bir tane daha rüzgar türbini şuraya atalım. Tamamdır, güç geri geldi. Hemen eve geçip panomuzu kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi artık heat değerimiz de yükselmeye başladı. Terraformasyonumuz yükseliyor. Basıncımız, sıcaklığımız ve oksijenimiz. Bu şekilde ilk görevleri tamamlamış olduk. Bundan sonra şu terraformasyon seviyesi arttıkça şuradan yeni görevler gelecek. Mesela terraformasyon arttıkça bunlar açılacak. Oksijen arttıkça bunlar açılacak. İşte sıcaklıkla bunlar, basınçla bunlar açılacak. Şu an basıncımız 100'ü geçtiği için bu gelmişti. Oksijen tankı üretebiliyoruz. Hemen oksijen tankı üretelim o zaman bir tane. Şuraya beklendi o. Aynen. 2 tane kobalt, bir iron ve bir magnezyum istiyormuş. Hemen şuradan bulalım. Iron'ımız. Bulmuşken şunu da alalım hemen. Iron'ımız. Şurada kobaltımız var. Şuradan bir kobalt daha alalım. Bir tane de burada magnezyum bulursak hiç eve uğramadan oradan yapabiliriz üretimimizi. Bu üretim istasyonunu eve de kuracağım. Ama şimdilik evin yanındakini kullanıyoruz. Hemen tekrar podun yanına gidelim. Şurada bir iron parıldıyor. Tamam da şimdi şuradan hemen. Yanlış mı yaptım? Maalesef. Yanlış yaptım. İki tane bir oksijen yaptım biri seviye. Neyse kalsın. Bunu ileride bu şeyden açacağımız dönüşüm makinesi açılacak. Geri dönüşüm makinesi. Şuradan. Geri dönüşüm makinesi geldiği zaman onunla tekrardan onu parçalayıp malzemeleri geri alırız. İkinci seviye yapacağız derken gittik birinci seviyeyi tekrar geri yaptık. Neyse. Sağlık olsun. Şimdi burada yapmadığımız bir şey kaldı mı? Yapmadığımız bir şey kalmaz sanırım burada. Şimdi terraformasyonumuzu yükseltmemiz gerekiyor. O yüzden de çok daha fazla da drill kurmamız lazım. Çünkü drill'lerle terraformasyon ve basınç yükselişe geçiyor. O yüzden önceliğimiz o olacak. İki seviye drill'imiz var burada. Şöyle birazcık inceleyelim. Nükleer reaktör vesaire. Şuralara şöyle bakalım. Güzel. Merdivenler, yetiştiriciler vesaire. Sırt çantası, güneş paneli. Evet, şunun için 175.000 yapmamız gerekiyor ki Advanced Craft Station'ı oluşturalım. O yüzden bizim şu an yapmamız gereken enerji yükseltip terraformasyona abanmak. Onun dışında da birazcık etrafı gezip dolaşabiliriz. Şimdi ben hemen şuradan rüzgar türbinlerini bir artıralım. Şöyle. Tamamdır. Şimdi driller içinde titanyum ve iron toplayalım biraz etraftan. Bir titanyum bir iron'la yapılıyor sanırım. O yüzden şöyle 3-4 tane yapmak için 3-4 tane titanyum, 3-4 tane iron alırsak bizim için güzel olur. Hatta iron'ı fazla alalım ki enerji için iron gerekiyor. Hemen şöyle hızlıca iron farmımıza devam edelim. 4 oldu. Burada da var bir tane saklanmış. 5.
6. Şöyle şunu aldık. Şunu da aldık. Güzel. Yol üstünde başka ayarım var mı? Oksijen seviyesi düşük diyor. Tamam, gideceğiz. Sakın ölme buralarda. Hemen oksijenimizi bir yenileyelim. Ondan sonra enerji durumumuza göre dirillerimizi oluşturmaya başlayacağız. Bu arada yine sırt çantası geldi, ikinci seviye. Daha büyük bir çanta. Tamamdır. Oksijenimizi yeniledik. Şimdi bizim ilk önce şu bir enerji seviyemizi görmek için silikon ve magnezyumla bir onu bir oluşturmak istiyorum ben. Çünkü enerjimize göre üretim yapmak istiyorum. Tamam. Şöyle olsun. Şu an üçlük bir enerjimiz var. 3.15. Bu ne kadar kullanıyormuş? Yarım kullanıyormuş. Güzel. O zaman enerji kesilinceye kadar bunlardan buraya oturtabiliriz. Tamam, onu hallettik. Şimdi hemen şuraya da bir enerji daha sağlayalım. Hemen direkt su istiyor bizden. Buzlarla direkt üretim yerine geliyorsunuz. Buradan şöyle sularımızı oluşturuyoruz. Hemen bir tanesini kullanalım. Tamamdır. Şimdi şu fazla malzemeleri şuraya bıraktık. Şimdi şurada bunlar vardı. Burada silikon vardı sanırım. Burada eksik malzemelerimiz var. Neyse, onların yerini şöyle biz dolduralım artık. Şöyle. Yine malzeme gelse oralara koyarız. Şu an için burada üretebileceğimiz herhangi bir şey görünmüyor. Şu demirleri de şimdi direkt şuraya atalım. Enerji miktarımız şu an hala da enerjimiz mevcut. Titanyumumuz var mı elimizde? İki tane var. Onları da yine kullanalım dirillerle. Ne kadar hızlı yükseltirsek terraformasyonu o kadar iyi. Gördüğünüz gibi artık biraz daha hızlı ilerliyor terraformasyon. Buradan da görebilirsiniz. Sağ üstünde görebilirsiniz. Şimdi şuradan bakarsak backpack'imiz açılmış. Güneş panelleri gelecek. Cam geldi şuradan. Bu camı direkt buradan üretebiliyor muyuz? İyi, üretebiliyormuşuz. O güzel. Yani şu craft yerinde üretebilsek tabi o da bayağı iyi olurmuş. O bizi şu an buraya bağlıyor. Craftçıyı üretemiyoruz maalesef burada. En azından Advanced Craft gelinceye kadar mecburen bekleyeceğiz. Şurası gelinceye kadar. Buralardayız. 50.000'de bu gelecek. 75.000'de bu gelecek. Heater Dick'in seviyesi var. Yani şu an birazcık yanımıza yiyecek ve su alıp, oksijen alıp etrafta gezinmeye gidebiliriz. Beklerken en azından keşif yapmış oluruz. Suyumuz burada varmış. Oksijen üretelim. Onu da gösterelim şuradan. Şöyle bol miktarda yanıma oksijen alacağım. Bunların hepsine oksijen üreteceğim. Oksijenimiz de gördüğünüz gibi 2 kobalta 1 oksijen şeklinde üretim sağlanıyor. Bu fazla uzağa gitmemiz yetmeyecek ama en azından birazcık dolaşıp geliriz. Şuradan bir yemeğimizi fulleyelim. Yarama su vesaire almayacağım. Da çok da uzağa gitmek istemiyorum oksijen az olduğu için. Biraz şu base'imizden şöyle çıktıktan sonra şu tarafa doğru gitmek istiyorum. Buralardaki bulabildiğimiz sandıkları toplamaya çalışalım. Şuralarda bir yerlerde bir mağara tarzı bir şey olması lazım. Bir videoda görmüştüm. Onu bir aslında merak ediyorum. Bulabilecek miyiz diye oyunun başında. Normalde oyunun sonlarına doğru yani bayağı bir gelişmiş şekilde orayı bulmuşlardı ama şu an oyunun baş seviyelerinde bulunabiliyor mu? Onu merak ediyorum. Bulunabiliyorsa erkenden onu bulmak istiyorum. Şöyle bu duvar kenarında bir yerdeydi ama dur, deconstruction'a geçelim. Çünkü yıkımla alakalı bir şeydi o. Böyle bir yıkma işareti çıkıyordu buralarda.
Oksijen seviyenden başlatma. Şunu iç bakalım. Diğer tarafta mıymış acaba? Sanırım buralarda yok. Burası bitti. Bir de diğer tarafına bakalım. Bu dağ kenarında bir yerdeydi. Belki şu kartat olabilir. Tam hatırlamıyorum ama. Böyle dağ kenarı bir yer diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle buraları komple inceleyelim o yüzden. Aynen burası. Böyle bir yürüyoruz ve buradan ufak bir yarıktan öyle bir adama ulaşıyoruz. Bu bizden önce sanırım buraya gelmiş ve hayatta kalmayı denemiş birisi. Ama kalamamış. Bunu alabiliyor muyuz? Ha, gel şu dur. Şöyle yaparsak. Aynen beni buraya ölmeye gönderdim vesaire. Evet. Canlı cehennemi falan demiş. Aynen bu filana asla inanmamalıyım tarzı bir şeyler söylemiş ve bol miktarda gördüğünüz gibi malzeme burada mevcut. Şunu hemen alalım. Elimizde olmayan ve görmediğimiz malzemeler mevcut. Şunu hemen alalım buradan. Bunları alalım şöyle. Gerçi bunların hepsini alacağız ama öncelik sıralamasına göre götürelim. Önceliğimiz bunlar olsun. Şöyle. Bunları bir tur götürelim. Sonrasında gelip buradan almaya devam ederiz. Oyunun başında resmen bir servet bulduk. Gizli mağara ve ölmüş arkadaşımızdan. O bizden önce buraya göndermiş, görevlendirmiş kişi. Hayatta kalmayı denemiş ama başaramamış. Bayağı da bir lanet okumuş diyebiliriz. Bu görevlendirmeden dolayı. Bakalım onun yarım bıraktığını biz yapabilecek miyiz? Onun yerine biz geçebilecek miyiz? Bu arada bizim evimiz nereye gitti? Ha şu tarafta. Şu taşı engellemiş. Oksijen muhtemelen eve kadar dayanır diye düşünüyorum. O yüzden bir tüpü daha boşuna kullanmayalım. Hadi yapabilirsin. Of ve işte geçtik. Oh. Tamam hemen şuraya bir tane yeni bir sandık oluşturacağım. Tamamdır. Bu bulduğumuz malzemeleri buraya atalım. Bunu da atalım. Yeni bir solar panel gelmiş. Bu mikroçipleri çözeceğim ama ondan önce şunları da buraya bırakalım. Bayağı bir iridiumumuz oldu. Güzel. Ne geldi? Mining Speed gelmiş yeni. Diğerinden de Mining Speed'in ikincisi gelmiş. İyi, fena değil. Yeni bir üretim yeri var mı şu an için? Solar panel koyabiliyoruz. Onun dışında evet, Craft Station gelmiş. Ben bunu gözden kaçırmışım maalesef. Evde üretim için. İşte bu iyi oldu. Bunu az evvel görmemiştim. Belki siz fark etmişsinizdir. İçinizden demişsinizdir yani. Bak orada var. Görmüyor musun vesaire? Görmüyorum. Görmedim daha doğrusu. Şimdi görebildik maalesef. Hazır onu görmüşken üretmek de istiyorum. Hemen direkt onu üretelim olsun bitsin. Bunu almayacağım. Silikon, silikon, silikon. Neyse magnezyum alalım ya. Silikon arıyoruz. Demir geliyor. Demir arasak silikon gelir. Heh, silikonlar burada. Ver bakalım şunları. Bunu da alalım. Evde az kalmıştı. Yine şunları da alalım ki bunlarla da oksijen yapıyoruz. Az sonra ufak bir kobalt farmına çıkıp bir 10-15-20 tane kobalt toplayalım. Bol miktar oksijen yapalım ki rahat rahat gezelim arkadaşlar. Şimdi bir craft station'ımızı da şuraya konduralım bakalım. Şimdi buradan ne üretebiliyoruz artık? Güzel. İşte buradan artık yeni çantayı üretebiliyoruz. Hemen şu çantayı çıkarıp büyük seviyeye taşıyabiliyoruz. İlk seviye çanta demir, silikon ve titanyumla beraber çanta ikinci seviyeye geçiyor. Hemen takalım onu. Gördüğünüz gibi yerimiz büyüdü. Bayağı iyi oldu. Şimdi titanyum ve silikon lazım bize exoskeleton yapmamız için. Onda ne olduğunu size göstereceğim. Yine mi silikon yok? Şahanesin. Neyse. Dur şimdi onu hemen halledeceğiz. Ne kadar istiyordu?
Titanyum, silikon, magnezyum. Titanyum, silikon, magnezyum. Hemen havada karardı ama şu an için fener takacak yerimiz yok. Elimizdeki silah geliştiği zaman silaha fener takacağız. Bu sayede geceleyin de rahat rahat dolaşma şansımız olacak fener sayesinde. Titanyum aldık. Silikon bize ver. Silikon ver bize. Silikon verecek misin bugün? İnatla demir vermeye devam ediyor. Neyse şu demirleri alalım buraya gelmişken. Kendimize su da yapalım. Bayağı da demir varmış yakınımızda. O kadar demir aradık bir de. Heh, silikon nihayet. Hemen geri gidelim. Şu egzoskeletonu yapalım. Şurada bir suyumuz vardı. Tamamdır. Şimdi egzoskeleton, magnezyum şuraya koyduk. Evet, bunu şimdi arkadaşlar şuradan bir tane malzemeyi çıkartıyorsunuz. Mesela bunu çıkarttın. Takın bunu. Bu geldiği zaman kendisi bir yer kaplıyor ama beraberinde 4 tane yeni yer açıyor. Bunu tabii şu an tier 1, bunun tier 2, tier 3 seviyeleri var. Bu aşağıya doğru büyütüyor çantayı. Şu an için de çanta gelişmiş oldu. Hemen fener yapıp bir de buraya fener takabiliriz. Şunu şöyle çıkarıp şöyle yapayım ki bunlar peş peşe görünsün. Bir de hemen fener yapmak istiyorum ben. Fener için ne gerekiyordu? Onu da buradan bakacağız nereye gidiyorum. Silikon, magnezyum, magnezyum, yine silikon, yine silikon, yine silikon. Şuradan şu demirlerimizi bırakalım. Demirleri attık. Kobaltlarımızı attık. Bu şimdilik burada kalsın. Titanyum da mı bitmiş bizim? Aynen, o da bitmiş. Neyse. Ne gerekiyordu bize? Hemen bulup gelelim hızlıca. Silikon ve iki tane magnezyum. Magnezyum var. Hemen silikon bulup geliyorum. Bu arada geceler bayağı kısa sürüyor. O güzel olmuş. Hemen 3-5 dakikada sabaha geçiyor. Gezegen tabi lanet bir gezegen olduğu için hava olayının tuhaf olması da normal. Gelmişken şu magnezyumları alayım ben. Birazcık enerjimizi kullanalım buralarda. Hemen şöyle hızlıca. Seni de alalım, su yaparız. Seni de alalım, oksijen yaparız. Şunları hızlıca alalım. Çantamız yettiğince bir şeyler almaya çalışalım. Bu arada bir yerdeki malzemeler belli aralıklarla yenileniyor. Yani yeniden oradan buradan oluşumlar oluyor. O yüzden sonu yok. O konuda sıkıntı yapmayın. Bitmiyor yani yerdekiler. Bu arada hava değişti biraz. Fırtına tarzı bir şey geldi. Hemen içeri kaçalım. Bu şeyi güzel yapmışlar, ayrımı. İçeri girdiğin zaman hava olaylarından etkilenmiyorsunuz. Mesela bazı oyunlarda içeri girseniz bile mesela üstünüze yağmur yağar. Bu oyunda o ayrımı güzel oluşturmuşlar. O açıdan bu oyunu sevdim. Şimdi el fenerimizi de alalım. Onu taktık. Hemen silahımızdan şu an fener modu yokmuş. Onu direkt aynen F tuşuyla şöyle açabiliyorsunuz. Tabii tam görünmüyor ama hava karanlık olmadığı için şöyle gösterebilirim burada dağınık daha net. Artık fenerimiz de mevcut. Şimdi ekstra üretimler gelirsek buradan bot oluşturabiliriz. Bu hızımızı, hareket hızımızı %15'lik bir artışla artış sağlıyormuş daha doğrusu. Bunun için tabii bize kumaş lazım. Şu an kumaş yok. Kumaş bulduğumuz zaman bunu yapacağız. O yüzden bu beklemede. Ama mining speed 1 ve 2 yapabiliriz. 2 yapamayız. Süper alloy gerekiyor. Bu süper alloy oyundaki en değerli malzemelerden bir tanesi. O yüzden onu yapamıyoruz şu an için. Oxen tank 2 yapabiliriz. Hemen şuradan magnezyum alalım. Oxen tankımızı da sırtımızdan çıkartalım. Buradan hemen ikinci seviye oxen tankını oluşturup takalım. Artık 200 kapasitede bir oksijenimiz var. Tamam, bunu da hallettik. Bunu halletmiştik. Bunu halletmiştik. Bunları hallettik. Bunu şu an yapamıyoruz. Kumaş yok. Bunu yapamıyoruz. Süper alloy yok. Ama bunu yapabiliriz magnezyum ve alüminyumla. Elimizde magnezyum ve alüminyum mevcut. Hemen şuradan onu da yapalım. En azından toplam hızımızda %10 da olsa bir artış göstersin. Taktik onu da artık %10 daha hızlı malzeme toplayabileceğiz. Şu elimizdeki malzemeleri de şimdilik şöyle yerlerine yerleştirmeye çalışalım. Evet, ikinci seviyeye
drill geldi. O da bayağı iyi oldu. Bu arada silikon için yerimiz yok bizim. Hemen ona da bir şuradan silikon için yer yapalım. Bunun yerini yata yapacağım artık. Tamamdır. Şuraya da metalimizi koyduk. Aynen, ikinci seviye drill geldi. İki titanyum ve bir iron'la yapılıyormuş. O da ne kadar enerji tüketiyormuş? Enerji 5 tüketiyormuş. Şu an bizim enerjimiz kaç? Evet, enerjimiz yok. Onu karşılayacak. Onun için bize güneş paneli gerekiyor. Güneş paneli gördüğünüz gibi 6,5 enerji veriyor. Yani güneş paneli yaptığımızda ikinci seviye drill'de oluşturabiliriz. Iron, silikon ve kobalt. Kaç kobalt o? 2 kobalt. Bir iron ve bir silikon. Tabii. Aynen, bir silikon ve bir iron. Hemen şuradan solar panele koyalım. Şu an enerjimiz artış gösterdi. 7'ye çıktı. 5 enerji kullanıyor ikinci seviye drill. Titanyum ve demir istiyor. Hemen titanyum ve demir toplayalım şuradan. En azından ikinci seviye drill'de koyalım ki bu bölüm bitirmeden önce onu da gelişimlerimize eklemiş olalım. Bu arada silikon bulmuşken de alayım ya. Sonra silikon sıkıntı çekiyoruz. Bu arada hızlanma büyük oranda 60 gibi hissettiriyor kendini. Sanki böyle 3 tane değildi, 2 tane inmiş gibi bir havası var şimdi. Kobaltları alalım. Bu arada açtığımızda azalıyor. Gördüğünüz gibi susuzluğumuzda aynı şekilde. Onlara da bir ayar çekeceğiz. Ama önceliğimiz 2 tane titanyum ve 1 tane demir. Şu an titanyumlarımız halloldu. Bir tane demir aldık mı? Şurada o da var. Hemen dirilimizi atabiliriz. Evimize gidelim. Hemen şuradan ikinci seviye diril. Onu da şöyle tepelerine koyalım buraya. Hey maşallah, terraformasyonumuz artık daha da hızlanacak. Zamanla bu dirilleri silip hepsini ikinci seviyeye çıkartmam gerekiyor. Diğerlerini kaldırmam gerekiyor yani. Çünkü artık ilk seviyelerin ikisi bizi yeterli seviyede karşılamıyor. Şuradan bir yememizi yiyelim. Bir tane de suyumuzu içelim. Yanımızda oksijen kapsülümüz var. Bu arada evimizi taşıyacağız. Şu an için ben malzeme toplayacağım. Bunun için dolduracağım malzemelerle ama malzeme topladıktan sonra ev yüksek bir yerlere götüreceğim. Yani ya şu tepelere çıkalım. Mesela şurasına çıkabiliriz, şu tepeye. Ya da işte şuradaki tepeye çıkabiliriz. Şurası sanki biraz daha düz gibi duruyor. Ya da şu dağın arka tarafına geçip yine orada bir tepeye çıkabiliriz. Çünkü oyun ilerleyen zamanlarında yağmur yağdığında buralar komple su altında kalıyormuş. Eğer su altında kalırsak base'imiz kullanılmaz hale gelecektir. O yüzden bir an evvel biz mal mülkü sırtlayıp şöyle buraya veya şuraya veya şuraya yüksek bir yere geçmemiz gerekiyor. Ben birazcık malzeme toplayacağım muhtemelen. Kayıt dışı toplarım ve malzemeleri en azından üretime yetecek kadar malzemeleri toplayalım. Daha sonrasında gidip sıfırdan büyük bir base yapmak istiyorum. En azından bu base'in şöyle 2 katı 3 katı büyüklüğünde bir base oluşturmak istiyorum. O şekilde diğer bölüme devam ederiz. Bu sırada tabii terraformasyonumuz da şöyle artış gösteriyor. Şöyle son değerlerimizi gösterelim. Oksijenimiz azıcık azıcık artıyor. Heat değerimiz, basınç değerimiz ve terraformasyonumuz. Oksijeni arttırmak için şunlardan, nerede onlar? Nereye koyduk? Ha, şunlardan daha fazla oluşturacağım ki zaten getirdiğimiz malzemeler arasında oksijen sağlayacak. Gördüğünüz gibi %150 oksijen sağlamış. Bu bayağı iyiymiş. Hatta onu kullanalım. Şunu alalım buradan. Bunu koyalım. Gördüğünüz gibi oksijeni 0.15 yerine 0.23 şeklinde artış sağlatıyor. O bayağı iyi. Oksijen en azından daha hızlı yükselmiş olsun. 0.15'ten 0.23'e çıkarttık. Tabii bunun daha iyi bitkiler buldukça arttıracağız. Bunların sayısını arttıracağız. Hepsi bir sonraki bölümde kaldıran devam edecek. İlk bölüm için böyle güzel bir giriş yaptık. Umarım seriden memnun kalırsınız. Çünkü bu serinin sonuna kadar çekmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta kalmaya devam edin.